Şimdi biz de cezaevi ihalesini takip ediyoruz. Çünkü bu noktada gerçekten tabii şunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Keşke ülkemizde de bu cezaevlerinin inşaatı bir şekilde durdurulsa, suç ve suçlularla mücadelenin farklı yöntemleri veya farklı ıslah yöntemleri olsa ve cezaevleri aslında kapatılma noktasına gelecek bir ülke haline gelsek. Ama şu da bir gerçek ki cezaevi olması gerekiyor. Bir şekilde ve inşaatı devam eden, yıkılan bir cezaevimiz var ve inşaatı bir şekilde durdurulmuş ve bir şekilde ihale edilmeyen bir cezaevimiz var. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Bu da hayatın gerçeği noktasında odaklanmamız gerekiyor. Şimdi biz daha öncesinde bakanlığa bizzat kendimiz de cezaevi ihalesinin yapılması gerektiğini, burada mağduriyet olduğunu iletmiştik. Ama şu an artık sizlere istatistik noktasından elzem olan bir durumu hakikati sunmak istiyoruz. Şimdi ihale süreci 2020'de yapılmıştı ve 700 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyordu. Ne yazık ki işte şirket yetkililerinden birinin adli sürecinden kaynaklı sekteye uğradı ve ihale durdu. Ve defalarca ihaleye çıkartıldı. Yaklaşık maliyet tutturulmadığı için ne yazık ki alıcı veya şirket bulunamadı. En son 30 Ocak'ta yapılan ihaleye ise hiç kimse teklif vermedi. Ya demek ki ya şirketlerin ekonomik durumunu karşılamıyor, bu hakikatin görülüp buna göre artık bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ya bir şirket teşvik edilmeli, ya bir iştirak teşvik edilmeli, ya da bir şekilde maliyetin yüksek bir şekilde şirketleri kurtaracak seviyeye gelmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde çözüm olacak. Çünkü yoksa bu şekilde devam ederse hiçbir ihaleye alıcı bulamazdı. Şimdi açık cezaevinde çalışan personel sayısı 190 ile 200 arası. Kapalı yüksek güvenlikli de çalışan sayısı 600. Toplam personel sayısı 800. Gece gündüz yani Beşir'de çalışan cezaevi açık ve kapalı cezaevlerini saydığımızda ve gece gündüz vardiyasını saydığımızda buradan 160-180'i sadece Siirt'ten giden hemşerimiz. Yani bu cezaevlerinin açık ve kapalının kapatılması, yıkımından kaynaklı oraya nakledilen personellerimiz, bizim hemşerilerimiz. Şimdi oradaki ise hükümlü tutuklu sayısına geldiğimizde ise hükümlü ve tutuklu sayısı açık cezaevinde 800. Kapalıda 1400, yüksek güvenliğinde ise 1300. Yani 2500'e yakın bir hükümlü ve tutuklu sayısı var ve 1400'ü bunun Batman, 1100'e yakını da Siirt'ten. Bu ihale yapıldığında ve cezaevi inşaatı kalktığında 180 personelin gel git masrafı, ailelerinden uzaklaşma durumları, işte ulaşım problemlerinin, sorunlarının yanı sıra bu cezaevi kampüsü kurulduğunda 500'e yakın, en az 800 veya 900 kişi çalıştırılacağından 500'e yakın istihdam sağlanacak. Özellikle cezaevlerinden nakledilenlerin şöyle bir durumu var. Aileler görüş için her seferinde, özellikle bu enflasyonist dönemde, her seferinde bir şekilde yol masrafı, ulaşım zorunluluğu veya acil bir durum olduğunda haber alıp almama mağduriyetleri de sorun haline geliyor. Bir diğeri avukatlarımız yönünden şu an açık bir şekilde biz günün her saati veya burada Siirt'teyken günün her saati gidebilecekken şu an ne yazık ki gidemiyoruz. Çoğu zaman sekteye uğruyor ve bu hem tutukluların hem hükümlülerin savunma hakkının kısıtlanmasına neden oluyor veya yargılamaların bir şekilde aksamasına neden oluyor. Veya cezaevi şu an işte hükmü kesinleşen, onanan kişiler ya Bitlis'e ya Beşir'e gidip teslim olup açık infaz işte evraklarını oralara verip orada işlemlerini görüyorlar ve bu şekilde mağduriyetlerine neden oluyor. Ve bir diğeri Türkiye'nin birçok yerinde şu an idari gözlem kurullarına ne yazık ki işte artık sistematik bir şekilde değişen ve birbiriyle uyumlu olmayan kararları var. Ve biz Siirt olarak veya Siirt Barosu olarak uzak illere veya buradaki hak mahrumiyetlerine bir şekilde ya temas edemiyoruz veya bir şekilde iletişim kuramıyoruz ve ulaşamıyoruz ve hak mağduriyetleri şu an her ilden ile değişiyor. Onu engelleyemiyoruz. Bir diğeri şu an cezaevinin mevcut inşaatına yani tahmini 200 milyona yakın para harcandı. Ve şu an bir ihaleye verilmemesi halinde orası daha alt duruma düşecek ve neredeyse yapılan 200 milyon çöpe gitmiş olacak. Bu nedenlerle artık elzem haline geldi. Yani 2022 yılında neredeyse bitirilmesi gereken ihalenin biz 2024 yılında daha bir başlangıcını neredeyse yapamayacak durumdayız. Ve şu an gerçekten belki yetkililer noktasında, etkiler noktasında bir ses çıkarma veya işte bunu dile getirme noktasında bir sıkıntı var. Biz Siirt Barosu olarak bunu dile her platformda getirdik. Bakanlığa da her şekilde yazdık. Şu an sizler aracınızdan da yetkililere ve kamuoyuna sesleniyoruz. Bu ihalenin bir an önce bir maddi kaygı veya maddi refah veya maddi kazanç elde edilmeksizin bir şekilde devlet teşviğiyle de olsa veya işte yaklaşık maliyet yükseltilerek yapılması gerektiği noktasında kamuoyu ve yetkililere sesleniyoruz.